Değerli misafirler, burada öyle bir şeyden bahsedilir ki, öyle bir şahıstan, öyle bir insandan bahsedilir ki, Fatıma-i Zehra'nın o yokluk evinde, o üstü hasır, duvarlara çamurdan, içinde çok varın olmadığı ama yoklukla yetiştirilmiş evlatlardan bahsedilir ki, bu evlatlardan birisi İmam Hüseyin Aleyhisselam'dı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbelası hakkında yüce bir arifin bir sözü vardır. 57 yıllık, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 57 yıllık dikkati, 57 yıllık çabası, 57 yıllık imanı, 57 yıllık namazı, 57 yıllık komşuluk adabı, 57 yıllık sokakta yürüyüşü, 57 yıllık yaşamı, eğer ki kusurlu olsaydı bugün Kerbela olmazdı. 57 seneye sığdırdığı ömrünün semeresi Kerbela'dır. Bir insanın yaşantısı, bir insanın dünyadan anladığı, o insanın yorumuna sebep olur. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela'daki insanlık yorumu, bu Allah'ın, Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de övdüğü nefs-i mütmahine dediği övgüyle bahsettiği İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın icraatı, 57 senelik ömrünün yaşantısının, insanlarla ilişkisinin ve Allah'la arasındaki muhataplığın ürünüdür diyor değerli İrfan Üstad'ı. Değerli misafirler, Viyana'dan buraya gelen, bizi kırmayıp uzak yoldan gelerek teşrif eden Ayet Ali Ekber'i konuşmasını bizlere icra etmesi için selavatlarla buraya davet ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Muhammed Ali Muhammed selavat. Allahu Teala Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu tehiyyatu ve selam ala eşrafil enbiya'i vel mursalin habibi gulubina al abdül muayyat ve rasulil musaddat abil gâsım el muhammed sallallahu aleyhi ve tayyibin el ethar siyama bakiyyatallah fil arzîn ruhi ve ruhi mu'minina li turabi mahdemihi l-fida. Allah-u Teala bizleri, evlatlarımızı, çocuklarımızı Ehl-i Beyt'in yolundan ayırmasın. Ve Cemal-i Muhammed ve Ali Muhammed salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Şimdi normalde bir alemin az konuşması için böyle bir kürsü hazırlayanlar, bunun yanında da konuşma yapan hocaya da su da vermezler. Bunlar üst üste geldiğinde hocanın az konuşması belki rica olunur ama kürsü vermediniz. En azından inşallah bir bardak su verin. Ve Cemal-i Muhammed ve Ali Muhammed selamat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Allah inşallah hepinizden razı olsun. Konuşmamız kaç dakika bizim? İstediğin kadar razı olsun. Hayatın en büyük yanlışını yaparsan, şimdi normalde hocalar minbere çıkmadan önce, kürsüye çıkmadan önce o programı hazırlayanla alakalıdır. Derler hocam 15 dakika konuş, 20 dakika konuş, yarım saat konuş. Aman hoca ki minbere oturdu, artık hocadır, hocanın insafıdır. Eğer insaflı olarsa 1 saat, insafsız olarsa da artık Allah yardımcınız olsun. Ama buyurdular, konuşabiliriz ama biz bunu inşallah az ve öz konuşmaya çalışacağız. Allah inşallah hepinizden razı olsun. Ve Cemal-i Muhammed ve Ali Muhammed salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Öncelikle Viyana cemaatinin siz aziz
değerli Ehl-i Beyt dostlarına selamlarını getirdim. Aynı şekilde böyle güzel bir caminiz için tebriklerini ve hayırlı olsun dileklerini huzurlarınıza getirdim. Allah-u Teala bu güzel programı organize eden, zahmet çeken bütün siz değerli ablalarıma, kardeşlerime, büyüklerime, özellikle yönetime ve aziz başkanımıza canı gönülden teşekkür ederim. Allah inşallah kendilerine razı olsun. Bu arada üstadlarımızdan, büyüklerimizden, Hacı Aysel Musevi'den ve meclis sahibi olan alimimiz, büyüğümüz Seyyid Yakup hocamıza da hem teşekkür ederim hem kendilerinden af dileyelim ki onların huzurunda biz isteyek birkaç kelime arz edek. Ama buyurdular, onların buyruğunu yerine getirmek niyetiyle birkaç cümle inşallah huzurlarınıza arz edeceğim. Bugünler Allah-u Teala'nın rahmet kapılarının açıldığı gündür. Bugünler 3 ayların 2. ayı olan Şaban günleridir. Allah-u Teala bazen sevdiği insanları, mekanları ve zamanları kendisine intisap etmiştir. Abdullah yani Allah'ın kulu. Allah-u Teala o kulu kendisine muntesep etmiştir. Bu insanlar. Mekanlar içerisinde Allah-u Teala bazı mekanları kendisi için intisap etmiştir. Kendisi için bilmiştir. Bu bilmeler kendisine muntesep olan insanlar, zamanlar ve mekanlar o insanların, o mekanların ve o zamanların önemini göstermektedir. Abdullah yani Allah'ın kulu. Allah-u Teala onu kendisinden bilmiştir. Mekan olarak Beytullah, Allah'ın evi. Yani Allah-u Teala Allah'ın evini, Kabe'yi değer kılmak için, değerli olduğunu insanlara beyan etmek için buyurmuştur ki Allah'ın bu ev Allah'ın evidir. Ve aynı şekilde bazı zamanlar var. Allah o zamanlara vermiş olduğu önemi gösterebilmek için, karşı tarafa bunu anlatabilmek için buyurmuştur Şehrullah. Allah'ın ayı. O da işte bu 3 aylardır. Bu 3 ayda özellikle Şaban ayında biz nasıl ki şehadeti aynı günlere denk geldi, viladet günleri de aynı günlere denk gelmiştir. Şaban ayının üçü şehitlerin efendisi olan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın doğum günüdür. Şaban ayının 4. günü yiğitliğiyle ün salmış, vefa ehli olan, basiret ehli olan, Hüseyin'e can diyen, Hüseyin'in yolundan ayrılmayan, bütün imkanlara rağmen Hüseyin can diyen Hazreti Ebu'l-Fezl Abbas'ın doğum günüdür. 4. gün. 4. Şaban'ın 4. günü. Ve 5. gün aynı şekilde Kerbela'da bulunup ama yaşaması gerektiğinden dolayı hasta olan, Kerbela'da hasta olan ama o imamet makamını devam eden seccatların, secde ehli olanların efendisi olan İmam Zeynul Abidin'in doğum günüdür. 1. gün şehitlerin efendisi olan İmam Hüseyin. 2. gün faziletlerin efendisi olan Hazreti Ebu'l-Fezl Abbas. Ve 3. gün secde ehli, secde edenlerin efendisi olan İmam Zeynul Abidin'in doğum günüdür. Artık Allah-u Teala bu dünyaya gelen, bu iman ehli olan, bu mümin olan insanların doğum gününde rahmet kapısını açmayacak da ne zaman açacak? İşte Şaban ayını bir nevi Şaban ayı eden, Allah'ın rahmet kapılarının açılmasına vesile olan bu 3 büyük ve ileri günlerde, önümüzdeki haftalarda İmam Zaman Ağamızın doğum günü.
Rabbim, bu şahsiyetleri tanımayı, marifet ehli olmayı ve bu insanların, bu değerlerin yolundan gitmeyi Rabbim inşallah bizlere nasip eylesin. Ve cemali Muhammed ve Ali Muhammed selam. Allahumma salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Arz ettik, biz bu şahıslara, şahsiyetlere, bu büyüklere vereceğimiz en büyük özellik ne arz ettik? Bunlar iman ehlidir. Bunlar mümindirler. Bunlar kalpleriyle, dilleriyle, hareketleriyle, amelleriyle Allah'a iman getiren büyüklerimiz, imamlarımızdır. Müsaade edin, bugünkü konuşmamız bu doğrultuda olsun. Ve bunu bir şekilde İmam Hüseyin Aleyhisselam'la pekiştirelim. Hazreti Ali Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde buyurur, eğer siz isteyir iseniz iman ehli olan bir insanı tanıyasınız, siz isteyirseniz mümin kimdir sorusuna cevap arayasınız, Hazreti Ali Aleyhisselam bu sorunun cevabını vermektedir. قال علي عليه السلام المؤمن من تاب مكسبه فحسنت خليقته وصحت سريرته. Aleyhisselam iman ehlinin, müminin özelliklerini bu hadiste beyan etmiştir. Bunları neden bilmemiz gerekir? Bunları bilelim, sonra kendimizle kıyas edelim. Bir bakalım, denilen bu şartlar, bu özellikler bizde var mı? Yoksa yok. Eğer varsa Allah'a hamd edelim ve devamını Allah-u Teala'dan arz edelim. Ama olur ya, bazı özellikler olmayabilir veyahut eksik olabilir ise onu gidermek ve o özelliklere sahip olmak için çalışmak. Hazreti Ali Aleyhisselam, zaman kısıtlı olduğu için özet olarak arz edirem. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu, birinci özellik müminin, iman ehlinin birinci özelliği el-mu'minu men tabe meksebuhu. Birinci özelliği budur ki mümin helal kazanç peşinde olur. Helal kazanç ister. Helal kazanç kazanmak ister. Yani ağlar, hanımlar, ekmeği helaldir. Bir şey olduğunda bir döner, bir bakar. Allah bu muameleden, bu işten, bu kazançtan razı mıdır, değil midir? Eline geçen paraya dikkat eder, bu helal mıdır, değil midir? Eline geçen parayla ekmeği alıp onu evladına yedirmek istediğinde, eğer bu para helal değilse, eğer şüpheliyse, ben bunu evladıma yedirmeyeyim diye kendisine dert eder. Almanlar demeli, varum, niye? Niye dert eder? Buyurur, dert eder bunun için. Kerbela olayında hanımlar, ağlar. İmam Hüseyin Aleyhisselam, dikkat edin, birçok karşı tarafın birçok suçu var idi. Birçok yanlışı var idi. Birçok hatası var idi. Ama hangi konuya dikkat çekti? Buyurdu, bunlarla konuşmayın. Geldiler, ya Hüseyin müsaade et bunlarla konuşalım dediğinde boş verdi. Niye? Çünkü buyurdu, bunların mideleri haram lokmayla doludur. Değil mi? Bunu buyurdu. Yani eğer biz kendi neslimizde İmam Hüseyin düşmanı istemiyor isek, evlatlarımıza yedirdiğimiz ekmeğe, lokmaya dikkat etmemiz lazım. Bir şey olmaz. Hayır, bir şey olur. Niye olmaz? Olmasaydı onlar Kerbela günü İmam Hüseyin'in karşısında olmazdılar. İmam Hüseyin'in yanında olurdular. Mümin insanın birinci özelliği odur ki helal kazanç peşinde olur. Ama müminin ikinci özelliği ve hasunet halikatuhu. Bu konuya biraz dikkat çekmek istiyorum. Mümin insanın ikinci özelliği güzel ahlaka sahiptir. Güzel. Bir şey soracağım, cevap vermek isteyen varsa buyursunlar. Çünkü bizim normalde Viyana'daki konuşmamız iki taraflıdır. Bazen üç taraflı da olur. Yüce Peygamberimizin bunu bilen başkan, bu sorunun cevabını bilene de inşallah hediye verersiniz. İnşallah.
Değil mi? Var, bu konuda rahatız değil mi? Sorun yok. Yok sorun yok. Yok değil mi? Ne de olsa Halife Ali Celle'den vereceğim. Ben ki vermeyeceğim. Sen vereceksin. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Peygamberimizin en büyük mucizesi neydi? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim. Asıl soru bu değil. Gel hepimize hediye veriyoruz. Yok yok. Asıl soru. Asıl soru budur. Kur'an-ı Kerim'den sonra Kur'an kadar değerli olan ve Peygamberimize yönelmekte, ona iman getirmekte, onun yanında bulunmakta, onun için feda olmakta, onun için canından malından geçen en büyük etken neydi? Etken. Etken. Ama arkadaş daha çabuk dedi. Allah razı olsun. Ben Muhammed ve Ali Muhammed selamlar. Allahümme selamlar. Hacamızın toplantısı olduğundan dolayı teşrif götürdüler. Allah inşallah kendilerinden razı olsun. Ve Cemal Aleyhi Muhammed ve Aleyhi Muhammed selam. Allahümme salli ala Muhammed ve Aleyhi Muhammed. Dikkat edin ağalar, hanımlar. Ne arz ettik? Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an. Amenna müsaddar. Bunda sorun yok. Ama Kur'an'dan değer olarak ben demiyorum daha büyük demiyorum. Ama Kur'an'dan az olmayan makam olarak ve mucize olarak Peygamberimizin güzel ahlakıdır. Düşünün Peygamberimiz en güzel kitaba sahip olsun ama İnsanlarla katı yürekli olsun. İnsanlara karşı kaba olsun. Faydası var mı? Var mı? Yok. Bir tane hoca düşünün, soru sormaktan çekin. Bir tane hoca düşünün, soru sorduğunuzda dönsün, sizin yüzünüzü damlasın. Alim de, müştehit dahi olsa diyeceksen yok kardeşim, ben gittim. Yalan değil mi? Camiye gittiğinizde eğer hoca güler yüzlü değilse ben dahi alim olmasaydım ben de belki gitmezdim. Çünkü insan bu mescide gittiğinde yönetimin, hocanın, oradaki büyüklerin güler yüzlü olmasını arzu eder ve istiyor ve haklıdır. Camiye gelirsen hoca güler yüzlü değil. Hoca seni konuşturur. Soru sorduğunda yüzünü damlayır. Hocam müştehit dahi olsan Yüce Peygamberimizin, dikkat edin, Yüce Peygamberimizin Kur'an'ın yanındaki en büyük mucizesi ki insanlarla İslam'ı, insanlara İslam'ı tanıttırdı, o Peygamber'in güzel ahlakıdır. Hocam bunu nereden değirsen? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْكَ لَهُ Peygamberim, وَلَوْكُمْتَ فَزَّنْ غَلِيزَ الْقَرْ لَنْ فَزُّ مِنْ حَوْلِكِ Buyurun peygamberim eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın bu işin şakası yoktu. Sen katı yürekli olsaydın peygamber dahi olsan Kur'an gibi bir kitabı dahi getirmiş olsan lenfezzu min havlik insanlar senin etrafından dağılır giderdi. Peygamberimizin en büyük özelliği onun güzel ahlakıdır. İmam Ali Aleyhisselam buyurur, mümin bir insanın ikinci ve en önemli özelliği, onda olması gereken özellik güzel ahlaktır. Bu ayeti dikkat edelim. Buyurur, eğer sen güler yüzlü olmasaydın, eğer sen katı yürekli olsaydın, herkes senin etrafından çeker giderdi. Fa'fu anhum. Bazen bir şey olduğunda filan hakkını helal et deyirik. Allah-u Teala peygamberine buyurur. Onlar ki senin etrafındadır. Bazen yeri gelir seni üzürler. Ağlar hanımlar. Peygamberimize Allah-u Teala buyurur. Ve peygamberimizin arz edeceğim peygamberimizin başarısının en büyük etkeni bunlardır. O kimseler ki peygamberi üzürler Allah-u Teala buyurur ve afu anhu.
Ve'fu anhum, ey Resulüm, ey Peygamberim, Peygamberim onları bağışla. İnsan kalbiyle bağışlayar. Buyurun onunla da yetinme. Vestağfir lehum. Diliyle de onlara istiğfar et. Ağlar hanımlar. Bazen birileri yanlış yapabilir, bazen birileri kalbinizi kırabilir. Ama bu ayette Allah-u Teala buyurur, o kimseler ki sizi üzüller, bir fa'fu anhum, onları bağışlayın. Neyle insan bağışlıyor kalbi? Allah-u Teala buyurur, yok yetmedi. Kalple bağışladın, bunu bir de diline getir. Estağfirullahum, diline de getir. Bazen biz dilimizle affedirik ama kalbimizle affetmirik. Yabancı diyerek hepimiz özümüzdük de. Dilde deyirik. Tamam bağışladık ama inan Allah o adamın kalbini orada açarsan bakarsan Allah'ım buyurdu. Dikkat edin. Bazen biz dilimizle bağışlayır ama kalple bağışlanır. Allah-u Teala buyurur yok olmaz. Kalbinle bağışlayacaksan ağlar dindiler. Benim güzel bir huyum var. Konuşanların ismini söyleyelim minberde. Şimdi haklısınız. Ben çünkü çoğumuzun ismini bilmiyorum. Onun için bazıları ben de gördüm. Allah-u Teala buyurur, ey peygamberim, bir, kalbinle bağışla, dilinle ikrar et. Buna da yetinme. Ve şavirhum fil emr. O ki yanlış yapıp, o ki işte güzel ahlak bunu gerektirir. Güzel ahlak bunu istiyor. Güzel ahlak sahibi olan insanda bu özellik olacak. Biri yanlış yaptığında, özür dilediğinde kalbine bağışlayacaksan, dilinle ikrar edeceksen, buna da yetinmeyeceksen, yeri geldiğinde dönüp soracaksan, ya bunu böyle mi yapsam öyle mi yapsam? Yani ona değer vereceksin. Bir soru sorun, konu biraz dağılmadan inşallah toparlamaya çalışacağım. Soru. Yok, bunun hediyesi yok. Bu uzun bir soru. Bakın, peygamber mebus olduğunda, peygamberliğe geldiğinde, Mekke halkı ne durumdaydı? Ahlak olarak çökmüş idi. Akide olarak, inanç olarak bitmiş idi. Siyasi olarak çökmüştü. Ekonomi olarak aynı şekilde, insanlık olarak aynı şekilde. Bitmiş idi. Sıfır değildi. Eksilerdeydi. Mekke halkı peygamberimizin zuhurunda eksilerdi. Eksi de der. Eğer eksi der de aşağı varsa orada. Kaç tane Allah'a inandırdılar. Ahlak diye bir şey yok idi. Terbiye diye bir şey yok idi. İnanç diye bir şey yok idi. Yağmur yağmurdu. Gelirler bir deney neye alırdılar. Çıkardılar dağın başına kuyruğuna bir ağaç bağlıyorlar. Ağacı yaptırdılar. İneği dağın başına yere oradan bırakırdılar. İnek hızlı bir şekilde aşağı inerdi. Bakın, düşünceye bakın. Peygamberimiz hangi bir asırda, hangi bir zamanda peygamber olarak geldi? Ben insanların düşüncesine bak. Yağmur, şimşek oluşturmaya çalışırlar ki şimşek olsun, havada bir gök gürültüsü olsun, şimşek olsun, ondan sonra yağmur yağsın. Bunu nasıl yapacaklar? Yazı inek. Dağın başına çıkardılar, kuyruğuna ağacı bağladılar, ağacı yakırdılar. Yazın inek bağıra bağıra aşağı inerdi, bu derdiler bu gök gürültüsüdü, o ateşe de derdiler bu şimşekti, 5 dakika sonra derdiler yağmur yağacak. Hadi gelin. Gelin bu insanlara siz insanlığı anlatın. Bu insanlara Kur'an'ı anlatın. Böyle bir zamanda peygamberimiz zuhur edir. Ama peygamberimiz puta tapan insanlardan muvahhid yaratır tabiri caizse. Düne kadar puta tapan insanlar bugün muvahhid olmuş. Düne kadar bütün pisliklere bulaşan bazı insanlar bugün gece namazı kılar olmuş. Düne kadar en pis yerlerde yaşayan insanlar bugün Allah'ın evini tertemiz bir şekilde inşa etmiş ve bina etmiş. Bunu peygamberimiz nasıl başardı? Etkenleri neydi? Bunun etkenleri olması gerekir. Bunun bir nedenleri olması gerekir. Bunu başarabilmek için peygamberimizin bazı özelliklere sahip olması gerekir ki onun vesilesiyle toplumda böyle büyük devrimler, inkılaplar, değişiklikler yapsın. Bu sorunun cevabını yine Yüce Peygamberimiz bir hadiste buyurmuştur. Evsani Rabbi bitis'in. Allah bana 9 şeyi vasiyet etti, tavsiye etti, buyurdu. 9 tane. 9. Birincisi, bil ihlas.
Peygamberimizin başarılı olmasındaki en büyük etkenlerden biri hanımlar ağla ihlastır. Ağlarla hanımlar, eğer hayatınızda, evimizde, camimizde, kültür merkezlerimizde, olduğumuz her bölümlerde eğer başarılı olmak isteyir ise, özellikle yönetimler için arz edirem, hocalar için arz edirem, kendim için arz edirem, biri ihlastır. Peygamberimizi muvaffak eden bir ihlasıdır. İkincisi vel adli, adalet. Adalet. İster sinirli ol, ister mutlu ol. Sinirli veya da mutlu fark etmez. Biz bazen sinirli olduğumuzda adalet nedir bilmeyiz. Bağırır, çığırır, kırar, tökerir. Niye sinirli? Bazen ki mutluyuk, tam tersi. Hayır. Peygamberimizi muvaffak eden en büyük etkenlerden birisi ki kendisi buyurur, Allah bana bunu buyurdu. Bir neydi? Buyurun. İhlas. İkincisi adalet. Üçüncüsü vel kast. Yani itidal. Yani orta yol. Ne aşırı ne yavaş. Ne hızlı ne yavaş. Orta yol. Bugün ümmetin elini yıkan, bugün ümmetin belini yıkan budur. Ya aşırı gitmişler, işitler, ya da bazen oralık olmuyor, ya bir şey olmaz, bir şey olmaz diyen biz Müslümanlar. Ne o, ne bu. Peygamberimiz burada itidal, orta yol. Ve burada yine önemli bir konu, hadisti buyurur, yarın kıyamet günü Allah-u Teala bazı kullarına bugün uçak firmaları nasıl business class diye bir terimleri var. Havalanına gelirsen derler önce business class binecek. Önce derler onlar binecek. Ya kardeşim ben de bilet parası vereceğim. Yok diyorsan bekleyeceksen önce onlar binecekler. Bekliyorsan önce onlar binirler. Uçaktan inmek istediğinde değil mi? Belki dikkat etmişsiniz. Uçaktan ineceksiniz. O perde ki kapanır. Bekliyorsan önce onlar inecek. Ben bunu Allah inşallah hepinize nasip etsin. Bundan bir ay önce Kerbela'ya gittiğimizde İstanbul'da yaşadım. Herkes bekliyor. Business class'ta olan o şahıs uçaktan inecek ve sonra biz inecek. Düşünün yani herkesi bir insan için bekletti. Ve buna benzer olay geçen sene yaşadım. Uçak ışıklarını kapattılar. Açın dediğimizde inanın Allah'a. Adam dedi ki, hocam dedi, business class'ta oturan bir şahıs uyumak istiyor. Bir şahıs uyumak istiyor. 200 kişi ışığı açın der ama o bir kişi uyumak istediği için biz ışığı kapatmak zorundayız. Sorun de, dünya onların olsun. Bizim için önemli olan, bizim için daim olan o taraftı. Onlar dünyalarını kazansın, biz ahiretimizi kazanalım. Sorun de. Buyurun, yarın kıyamet günü Allah-u Teala eyne ehlul fazl. Allah-u Teala buyuracak, melekler buyuracak ve nida edecek. Fazilet ehli olanlar mahşer aleminde nerede otururlar? Dikkat edin hanımlar, ağlar. Yani o özel olanlar nerede otururlar? Birileri ayağa kalkacaklar. Özel oldukları için onları özel bir şekilde öne alacaklar. Melekler onlarla beraber hareket edecekler ve onları cennete yol çekecekler. Meleklerden bazıları merak edip soracak. Dikkat edin. Meleklerden bazıları merak edip soracak. Siz kimsiniz? Ve size niye bu kadar özel muamele yapılır? Siz dünyada neler yaptınız ki bugün burada bu özel muameleye mazhar oldunuz? Değil mi? Bizim için önemlidir. Ve onlar üç şey buyuracaklar. Ki burada da peygamberimizin başarısında çok büyük rol oynayan üç özellik buyuracaklar. Buyuracaklar. Biz bir sorun der. O ses sorun der hocam. Ses sorun der. Siz meğer bakın o sorun. Ben alışmışım. Birincisi buyuracaklar. Bir, dünyada bize zulüm edenleri biz ne ettik? Bağışladık. Bakın. Dünyada bize zulüm eden insanları, bize haksızlık eden insanları biz bağışladık. Bir. İkinci ne yaptık? Paramız olmadığında,
durumumuz olmadığında, gidip borç istediğimizde parası olmasına rağmen bize para vermeyen veya da başka bir şey, evinde ağırlamayan veyahut yardım edebilir ama yardım etmeyen insanlara ne ettik? Yardım ettik. Çok zordu. Ama yapılırsa eğer cennetteki yerleri cennette ve kıyamette mazhar olacakları muamele bellidir. Buyururlar bir, onlar iki bizlere zulmettiler, biz onları bağışladık. İki, onlar iki bizleri mahrum ettiler, biz onlara lütufta bulunduk. Üçüncüsü, onlar iki aile bağlarını bizden kopardılar. Çok önemli. Çok önemli. Onlar iki aile bağlarını bizden kopardılar. Biz onlarla aile bağlarımızı güçlendirmeye çalıştık ve güçlendirdik. Kızımın düğününe gelmemiş. Olsun. Ben oğlunun toyuna giderim. Sünnete bundan 23 sene önce gelmemiş. Ben giderim. Bunları ben gördüm. Niye konuşmursan dediğinde inanın bana dedi hocam 25 sene önce bilmem filan kızımın düğününe gelmedi. Dedim ben dün ne yediğimi unuttum. Mübarek sen 25 sene buna nasıl bunu nasıl aklında tutabilirsen. Döndü dedi ki işte bizden size farkınız budur. Bir şey diyemem ya bizi ya övdü ya kötüledi bilmiyorum ama bize bunu dedi. Bakın üç şey. Bize zulmedeni bağışladık. Bizi mahrum edeni lütufta bulunduk. Ve aile bağlarını koparan insanlara karşı aile bağlarımızı güçlendirdik. Bunun için biz bugün burada bu muameleye mazhar olduk ve günün tabiriyle kıyamet günü business class muamelesi gördük. Bu üç arz ettiğim şey peygamber, yüce peygamberimiz için de geçerlidir. Peygamberimiz o zor şartlarda o insanlara eğer başarılı olduysa, eğer onları eksilerden artılara, kemale götürdüyse, eğer onlardan gece namazı kılan insanlar, onlardan şehit olan insanlar, onlardan bağışlayan insanlar, onlardan fedakar insanlar düzeltebildiyse bunun arz ettiğim en az 9 nedeni vardı ki 6'sını ben huzurlarınızı arz ettim. Bunları bilelim ve biz de hayatımız boyunca biraz da olsa kendimizi Yüce Peygamberimizin özelliklerine inşallah benzetip aynısına benzerini inşallah yapmaya çalışalım. Soru cevap verebilirsiniz. 6 özellik saydık. Peygamberimizin başarılı olmasında 6 tane önemli etken saydık. Biri neydi? İhlas. 2. Adalet. 3. İtidal. Orta yol. 4. Zulüm edenleri başladı. Bizleri mahrum edenleri mükafatlandırdık, yardım ettik ve aile bağını koparanları, aile bağlarımızı işlettik. İşte Yüce Peygamberimiz, yani iman ehli olan insanlarda olması gereken ikinci özellik güzel ahlaktır. Ve Peygamberimiz de bu güzel ahlakın örneğidir. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam. O da için. Biraz önce değerli hocamız buyurdular. İmam Hasan Aleyhisselam bir insanın kalbini kırmamak için ne yapacağını düşünür, nasıl diyeceğini düşünür. Ama bu insanın kalbi kırılmaz. Kabe, sen değerlisin hadisti. Ağlar hanımlar. Kabe, sen değerlisin ama müminin hürmeti senden de değerli. Hadistir. Mümin bir insanın hürmeti, mümin bir insanın değeri hadiste var, buyurur Kabe'den de üstünde. Kolay bir şekilde bir insanın kalbini kırmak. İmam Hüseyin Aleyhisselam normal bir şekilde buyurabilirdi ama yapmadı. Onun kalbi kırılmaz. Üçüncü özellik ve bununla da konuşmamı bitireyim. وَسَحَّتْ سَر۪يرَتُهُ وَاَنْفَغَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ Bununla bitireyim. 7 tane özelliğiydi. 2-3'ünü ancak değinebildik, konuşmamız, zamanımız bitti. İnşallah borcunuz olsun, önümüzdeki yıllarda inşallah nasip olur. Gelin inşallah devamını huzurlarınıza arz edin. Aleyhisselam buyurdu,
Mümin insanın en büyük özelliklerinden birisi infak etmektir. Malını Allah yolunda vermesidir. Ama parantez içinde arz edirəm. En değerli değer sahibi olan aylardır, senelerdir giyinmedi, elbisesini verir. Ondan sonra bekler ki Allah-u Teala zembinle ona sevap edilsin. Sevaptı, güzel bir şeydi. Ama abla, ama kardeş, ama hacı, ama büyüğü, senelerdir sen bunu giyinmirsin. Değil mi? O da güzeldi, onu yapmayan da var. Ama buyurur yok. Len tenalul bir. Siz eğer isteyirsiniz tam Allah-u Teala'nın istediği kullardan, Allah-u Teala'nın sevdiği kullardan olasınız, sevdiğiniz şeyleri, malları Allah yolunda infak edin. Sevdiğiniz şeyleri infak edin. Ve ben bugün eğer bu kadar güzel bir merkezin olduğuna şahit isem, ben eğer bugün bu kadar muazzam, bu kadar güzel, bu kadar temiz bir merkezin olduğuna şahit isem, bunun en büyük göstergesi siz müminlerin ver ellerinin olmasıdır. Sizde ver el var ki bura olurdu. Ve siz Allah'ın izniyle bu ayeye mazharsınız. Ne buyurdu? Siz en çok sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda verin. Bunu nasıl İmam Hüseyin'e biz bağlayabiliriz sizce? İmam Hüseyin ağlar, ağlar. İmam Hüseyin'i İmam Hüseyin eden o malını, canını en çok değer verdiği ve sevdiği evlatlarını bu yolda verdi. Biz malımızı Allah yolunda verdik ama İmam Hüseyin değil yalnız malını. Döndü baktı, mal yetmez. Buyurdu canımı da bu yolda vereceğim. Baktı canı da yetmir. Döndü dedi, en değerli evladımı da bu yolda vereceğim. Daha bir şey kalmadı. Aynı şekilde dün doğum günü olan Hazreti Ebu'l-Fezl Abbas da aynısını yaptı. O da en değerli varlığı olan canını verdi. Evlatlarını verdi. Dikkat edin. Ve İmam Hüseyin öyle bir şey yaptı ki ağalar hanımlar, şu an Ehl-i Beyt mektebinin en büyük hakkaniyetinin göstergesi ve tecellisi Erbe'nin yürüyüşüdür. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Eğer siz İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın katligahda sesini duymak isteyip iseniz ki buyurdu, acaba var mı birileri bana yardım etsin, Erbain'de o yolu yürüyün. Ve bizzat şahit olacaksınız ki halen İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın o buyrukları devam eder. Halen Hüseyin dostları o sese doğru hareket eder. Onun peşinde. Niye? Çünkü İmam Hüseyin neyi vardı Allah yolunda verdi. Yetmedi, canını verdi. O da yetmedi, en değerli evlatlarını, Ali Esker'ini de o yolda verdi. Ondan sonra başını secdeye koydu. Tabiri caizse arz edirem, Allah artık başka verecek bir şeyim kalmadı. Ve Allah onun bu niyetini aldı da onu yüceltti. Ve kıyamete kadar bu devam edecek. Ne mutlu kimselere ki ehabballah ehabballah men ehabba Hüseyin'e. Hadistir. Allah sever o kimseye ki o kimseyi ki kalbinde Hüseyin sevgisi. Allah isteyen bir insana hayır bahşeder. Allah isteyen bir insana güzellik bahşeder. O insanın kalbinde Hüseyin aşkı yeşerler. Kalbinde Hüseyin sevgisi olan Rabbim dediklerimizi amel etmeyi bizlere nasip etsin. Rabbim bu zahmetlerinizin karşılığını hem dünyada hem ahirette inşallah sizlere inayet etsin.
hakkınızı helal edin. Belki biraz fazla konuştuk. Bayram günüydü, uzaktan gelmiştik. Artık çünkü kaç senede bir geldiğimiz için belki bu kadar da hakkımız oldu değil mi başkan? Sorun yok inşallah. Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Böyle güzel günlerinizi Allah daim etsin. Böyle güzel programlara katılmayı hepinize Rabbim nasip etsin. İnşallah bizleri, evlatlarımızı, çocuklarımızı Rabbim dinlen, imanlar, Kur'an'lar ve Hüseyin'in yolundan ayırmasın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Muhammed ve Aleyhi Muhammed selam.